Daha ne kadar kalacağım ben burada doktor? Dün acele edip dikişlerinizi açmasaydınız bugün taburcu ederdik siz ama. Nevin? Altay, dün gece delirdik meraktan. Sen kendini öldürmek mi istiyorsun? Ne yüzle geldin sen yine buraya ha? Size geçmiş olsun. Çık git buradan Nevin. Ben seni üzmek için gelmedim. Olanları televizyondan duydum. Üzüldüğünü düşün. Senin için, bebek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bunu merak ettim. Peki Nevin. Diyelim ben bu timsah gözyaşlarına inandım. Bunu geçelim. Şimdi söyle bana. Senin Miran'la ne işin var ha? Ne hesabın var senin Miran'la? Ne? Ne hesabı? Benim 3,5 aylık oğlum kaçırıldı Nevin, anlıyor musun beni? Evet. Onu kaçıran yılan Miran beni dün gece tehdit için aradı. Ve bil bakalım kimden bahsetti bana? Kim? Kimden bahsetti? Senden bahsetti Nevin. Sen neler çeviriyorsun Miran'la? Ne hesabın var senin Miran'la Nevin? Söyle. Yoksa başından beri bu işi biliyor muydun sen? Sen... Sen benim öyle bir şeye karışabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Küçücük masum bir çocuğun annesinden kopartılmasına nasıl göz yumabilirim sanıyorsun Altay? Bilmiyorum Nevin. Artık seni tanıyamıyorum. Sen her şeyi yaparsın artık. Hiçbir ilgim yok benim bu işle. Sen beni bir canavar falan mı sanıyorsun Altay? Söyle bana. Miran'ı aradın mı, aramadın mı? Evet. Evet aradım Altay. Ona seni öldürmesin diye yalvarmak için aradım. Nevin. Suç mu? Seni seviyor oluşum, seni korumak istiyor oluşum her defasında suç mu Altay? Sana bir söz mü verdi o? Sana bir söz verdiğinden bahsetti bana. Sana bir sözü neyin karşılığında verdi? Aranızda bir pazarlık mı var? Benim hayatım karşılığında senden bir bilgi mi aldı yoksa Nevin ha? O kadar da değil. Ben seni kaybetmemek adına bir sürü saçma sapan şeylere kalkışmış olabilirim Altay. Ama o kadar da değil Altay. Küçücük bir bebeğin incitilmesine seyirci kalamam ben, anlıyor musun? Özellikle kendim de bir bebek beklerken. Of Altay. Dilerim bir gün hatanı anlarsın. Beni nasıl yok yere suçladığını, bir hiç uğruna canımı nasıl yaktığını umarım bir gün görürsün. Ama ne olursa olsun, senin iyi olman için, o bebeğin sağ salim evine dönmesi için dua edeceğim. Yaşıma da hürmet etmezsiniz. Ne cürüm işlemişiz? Ne cürüm işlemişiz de evimize ahır gibi dalıp hizmetkarlarımın önünden haydutmuş gibi apar topar alıp getirdiniz buraya? Sizi buraya getirmemizin nedeni oğlunuzdur Keşke Hanım. Oğlunuz Miran'dır. Miran? Ne yapmıştır Miran? Ne yapmadı ki Miran? Jandarma şehit etti. Bundan haberiniz yok mu yoksa? Hiçbir şeyden haberim yoktur. Bilmiyorum. Doğru mu? Değil mi? Sadece o da değil ki.
Altay Batıgün'e silahlı bir saldırı düzenledi. Güle Kömürcü adlı gelini düğün gecesi vurdurttu. İstanbul'da 3,5 aylık bir bebeği kaçırdı. Bir şey bilmiyorum ben. Avukatımı isterim. Avukat sonraki iş. Oğlunuz bir kanun kaçağıdır Keci Hanım. Biliyorum, Mardin'in saygın bir simasısınız. Mardin'de itibar etmeyen yoktur size. Adınızı taşıyan okullar var bu şehirde. Yetimhaneleriniz var. Ama bir ana olarak bu işe bir dur demek size düşer Keci Hanım. Benden ne istiyorsunuz? Eğer oğlunuzun yerini biliyorsanız derhal söylemelisiniz. Yoksa siz de suçlusunuz demektir. Bir kanun kaçağını saklıyorsunuz demektir. Bilmiyorum oğlumun yerini. Eğer siz bulursanız beni de haberdar edin. Dediklerinizi yaptıysa adaletten önce bana hesap verecek. Bana. Ama yapmadıysa Siz vereceksiniz bana bu zulmün hesabını. Keci Hanım, bu ne kibirdir? Ne oldu, ne bekleşiyorsunuz siz burada? Hanımımızı görmeden ayrılmayız. Hanımınız uzun bir süre çıkmaz. Boşuna beklemeyin bence. Hadi dağılın. Bunca rezaletten sonra bunun hesabını soran çıkar size yüzbaşı. Ne dedin sen? Cami duvarı diyorum yüzbaşı. Cami duvarı. Uğraşmaya bile değmezsiniz sizler. Pislik herifler. Gabriel. Yüzbaşım. Nasılsın? Güle nasıl? Aynı. Anladım. Bir gelişme var mı? Onu öğrenmeye geldim. Olacak, yakında olacak Gabriel. Bak saldırganlardan üçü de yakalandı. Hepsi cezasını bulacak. Peki kışkırtıp üzerimize salın? O da daha fazla kaçamayacak. Göreceksin. Çok kan döküldü yüzbaşım. Çok. Haddinden fazla. Son dakikayı ele verecekler Gabriel. Yanlarına kalmayacak. Merak etme sen. Gerekirse dünyaları alacağız karşımıza. Kavlimiz böyle değil miydi? Böyleydi. Biliyorum. Seni çok seviyorum Güle. Doktor Bey, hastayı kaybediyoruz galiba. Koş hemen, acil ol. Altyazı M.K.
Rahat olsun Gabriel. Bak İstanbul Emniyeti de biz de çalışıyoruz. Hepsi yakalanacak. Merak etme sen. Telefonu çalıyor. Dilara ne arıyor? Hayırdır inşallah. Alo Dilara, ne oldu? Gabriel. Yavrum. Çabuk buraya gel. Hayırdır Dilara, ne oldu ya? Söylesene. Yok bir şey yapmıyorum. Tamam. Ama bir an önce buraya gel yavrum. Tamam, geliyorum. Gabriel, ne oldu, kötü bir şey mi? Beni hastaneye çağırıyorlar. Çabuk gel diyorlar. Ne olmuş, kötü mü? İyi bir şey olsa müjdeyi telefonda verirlerdi. Değil mi yüzbaşı? Bilmiyorum Gabriel. Kötü bir şey olsa öyle çabuk gel demezler herhalde, değil mi? Çok kötü bir şey var yüzbaşı. Çok kötü bir şey oluyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hadi gel, seni hastaneye ben götüreyim. Gel. Allah bin türlü belalarını versin. Anlaşıldı. Haberler Mardin Emniyetinden ağam. Ne olmuş? Gene ne var? Valide hanımı gözaltına almışlar ağam. Ne diyorsun sen Asif? Duyduğun gibi ağam. Anamı. Benim anamı. Evet oğlum. Vay canına. Ağam. Valide hanım senin yerini yurdunu bilir mi? Bilir. Bilir Asif. Ağam. Bilmediklerini de tahmin eder. Bugüne kadar nereye gittiysem eliyle koymuş gibi buldu beni Hasip. Sen de biliyorsun ya. Ya bu çocuk niye ağlıyor Hasip? Bu kadın bu çocuğa bakamıyor Hasip. Ağam sen sakin ol. Ben gider bakarım. Memeden koparıp aldık bu çareyi. Ağlar tabii. Hiç, hiç boş yere ağlamasın. Az kaldı. Anasına kavuşmasına az kaldı. Kalbi adrenalin iğnesi yapacağız. Çabuk. Ha gayret. Ölüm ya da yaşam. Şimdi belli olacak.
Gerekirse dünyaları alacağız karşımıza. Kavlimiz böyle değil miydi? Yaşamayı seçti. Ne oldu Dilar Hanım? Dönüyor galiba, hayata dönüyor. Doktor bey. Güle nasıl? Kurtulacak mı? Atlatacak mı krizi? Zor ya kalacaktı ya gidecekti. Güle kalmayı seçti. Yaşamayı seçti. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Genel durumu iyi şimdi. Artık her saniye, her saat biraz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Siz ciddi mi söylüyorsunuz doktor bey? Bunu isterseniz bir mucize sayın ama hastanız artık girdiği derin komadan çıkıyor. Şükürler olsun. Şükürler. Feyman ağamı arayacağım. Oğlum. Bebeğim. Geleceksin yanıma anneciğim. Sakın korkma. Seni gene kucaklayacağım. Sakın korkma annem. Sakın korkma anneciğim. Bebeğim sakın korkma. Bizden iyi bir haber yok Dildar. Kızımla görüştüm. Gönlünü aldım. O kadar. Sizde ne var ne yok? Güle iyi mi? Allah bizi acıdı bey. Allah bizi acıdı. Kızımıza bir nefes daha bağışladı. Güle iyileşecek Peyman ağam. Sahi mi söylüyorsun Dildar? İçime doğuyor. Doktorlar şimdi daha umutlu konuşuyorlar. Peki Yasmin'im? Yasmin'im nasıl? Bu müşkülden bir kurtulalım Dildar. Kurban keseceğim. Gücüm nereye ne kadar yetiyorsa. İnşallah beyim, inşallah. Burada beklemekten başka bir şey yapamıyorum. Mardin'e döneyim, sizleri de yalnız bırakmayayım. Sen nasıl istersen. Bizim elimizden gelecek bir şey varsa. Bilmiyorum Dildar. Siz iyi olun da, Güle kurtulsun da, başka bir şey düşünmeyin artık. İnşallah. Hadi, hoşça kal beyim. Baba. Yasmin. Ne konuşuyordunuz annemle? Güle yanamadık ya. Ah Yasmin. Söylemeyecek misin baba? Yok bir şey. Biraz rahatsızdı da. Baba. Gözlerime bak. Saklama benden. Ne oldu Mardin'de? Kızım. Bu kötü gününde sana bir şey söyleyemedik. Acı üstüne bir acı da biz eklemeyelim dedik. Baba söyle hadi. Söyle artık ne oldu Güle'ye? Düğünümüzü kana buladılar kızım. Gelini bize kıydılar. Güle'yi vurdular. Baba ne diyorsun? İyileşecekmiş, iyileşecekmiş. Şuuru yerine gelmiş. Bizden ne istiyorlar? Pardon Sümer, ne işin var senin burada? Kusura bakma. Ama artık aniden karşına çıkmayınca göremiyorum yüzünü. Lütfen Sümer, yeter artık. Dur bakalım. Beni dinleyeceksin. Ne istiyorsun bana? İnsan muamelesi. Sümer. Nevin, ben sana hep değer verdim. Ama sen beni hiçe sayıyorsun. Bırak beni Sümer, gideyim. Dur bakalım. Altay'ın babalık meselesinde kuşkuları var, biliyorum. Sadece elinde kanıt yok. Ama benim elimde artık kanıt da var. Ne diyorsun? Ne kanıtı?
Kadın doğum doktorun Meltem. Onu ben tavsiye etmiştim sana, hatırladın mı? Bugün onunla konuştum. Laf arasında da senin kaç haftalık hamile olduğunu ağzından aldım. Sen ne sıfatla bana ait özel bilgileri karıştırmaya kalkıyorsun Sümer? Bebeğinin babası sıfatıyla Nevin. Hayır Sümer, hayır. Nevin, bak ben bu çocuğun babası olduğumu artık %100 eminim, tamam mı? Ha bu durumda eğer aldırmak istersen saygı duyarım. Ama eğer o çocuğu dünyaya getireceksen o zaman senin de bana saygı duyman gerek. Yani babalık haklarıma. O çocuk senin bebeğin değil Sümer. Hayal kurmayı bırak artık. Nevin, bari bunca yıllık arkadaşlığımızın hatırına ne olur gözlerimin içine baka baka yalan söyleme bana. Uzak dur benden. Bırak beni. Şimdi çığlık atarım, güvenlik görevlileri gelir. İster misin böyle bir rezalet ha? İsterim. Çığlık atarsan at, umurumda bile değil. Sümer. DNA testi istiyorum Nevin. Ne? Duydun işte. Gerekirse babalık davası açarım. Buna en çok sevinecek olan da Altay olur. İster misin böyle bir rezalet Nevin? Yasmin, dünyada da, ötekinde de Altay ile evlidir. Ben sadece onu felaketlerden korumak için, sağlığına kavuşabilmesi için evlilik rolü oynadım. Asmin ile Altay birbirlerini çok seviyorlar Beyman Baba. İki insan birbirini ne kadar çok sevebilirse o kadar çok. Bu yüzden ben de bu sevgiye saygı duyuyorum. Affedersiniz. Şurada sağa döner misiniz? Üsküdar istikametinden geçmiyor muyduk efendim? Önce başka bir yere uğrayacağız da. Tabii efendim. Çok korkuttun beni. Ama Tanrı seni bana bağışladı. Demek ki Tanrı bile ayrılmamızı istemedi. Seni çok seviyorum Güle. Çok seviyorum seni. Sakın beni bırakma. Duyuyor musun? Duyuyorsun değil mi? Geçecek bunlar. Birlikte bir ömür süreceğiz. Upuzun bir ömür. Mutlu olacağız. Her şeye rağmen. Bundan sonraki ömrünün her gününde seni mutlu edeceğim. Yemin ederim. Rahatsız olma oğlum, rahatsız olma. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Ben çok şaşırdım. Hemen konuya gireceğim Teğmen. Torunumun babası sen misin, öyle mi? Evet öyle Peyman Ağa. Ama ben yemin ederim ki... Madem ki... Torunumun babası sensin. Bana da artık baba diyebilirsin. Karşınızda öyle mahcubum ki. Size ne söyleyeceğimi bilemiyorum Beyman Ağa. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Mardin'de böyle bir şey... Namus meselesi sayılır. Bin kere cinayet sebebidir. Bunların hepsinin farkındayım Beyman Ağa.
Ama öte yandan da besbelli ki kızım seni sevmiş. Sen de kızımı sevmişsin. Biz en başından beri evlenmeyi düşünüyoruz Asmin'le. Ama kader bırakmıyor yakamızı bir türlü. Anladım artık. Onu ben de anladım. İnşallah bu Badire'yi de atlatırsınız. Bir atlatalım. Unutturacağım her şeyi Asmin'e. Evleneceğiz sonunda. Başımız dik olacak bundan sonra. Söz veriyorum size Peyman Ağa. Kızım sana emanet Teğmen. Asmin'ime iyi bak. Onu koru. Merak etmeyin efendim. Merak etmeyin baba. Bundan böyle ben yaşadığım sürece asla Asmin'i yalnız bırakmayacağım. Asla. Aferin oğlum. Aferin sana. Teşekkür ederim. Kim arayan? Avukatım. Allah Allah. Efendim? Nevin Hanım? Bir şey mi oldu Seray Hanım? Tadınızı kaçırmak istemezdim ama haberler pek hoş değil. Ne oldu Seray Hanım? Arkadaşınız Doktor Sümer Bey'in avukatı birkaç dakika önce beni aradı. Bir şey mi oldu Nevin? Yok anneciğim, önemli bir şey değil. Ne diyor Sümer? Tatsız bir konuda size dava açmaya hazırlandıklarını söylediler. Çok şaşırdım. Aman Allah'ım. Bazı iddialar varmış. İtibar zedeleyebilecek iddialar bunlar. Sizin taşıdığınız bebekle ilgili. Tamam anladım. Tamam daha fazla duymak istemiyorum yeter. Peki ne yapmamı istersiniz? Para. Para çözecek bu işi. İddialarından vazgeçmesi için para teklif edeceğiz onlara. Nasıl? Doktor Sümer Bey'e mi para teklif edeceğiz? Evet, aynen öyle. Peki kabul eder mi dersiniz? Herkesin bir fiyatı vardır Seray Hanım. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bütün mesele bir insanı satın almaya yetecek olan o sihirli rakamı belirlemekte. Anladım. Siz benden haber bekleyin. Peki Nevin Hanım, nasıl isterseniz. Tabii tabii. Yanımda. Bir dakika vereyim. Ellerinizden öperim. Hürmetler. Ya o kiminle konuşuyorsun Şiho? Keju anayla. Seni telefona istiyor kurban. Aha. Burayı biliyor herhalde. Ya o nereden bilecek Şiho? Sana gelirken Şiho'ya kaçıyorum demedim ya ama. Neyse. Benim içeride biraz işim var. Sen konuş da ben birazdan gelirim kurban. Ağam. Buldu Hasip. Buldu ağam. Bak. Eliyle koymuş gibi buldu. Hasip. Buyur ağam. Sen beni kapının önünde bekle, dışarıya çık. Yalnız bırak beni biraz. Baş üstüne ağam. Ana. Miran, epeydir görüşemedik. Nasılsın? Sağ ol Hasan. İyiyim ana. Ellerinden öperim. İnşallah sen de iyisindir. Hiç iyi değilim ben oğul, hiç. Keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim. Beni affet ana. Ama bunlar benim ayıbım değil ha. Ya kimin ayıbıdır? Ya kimin olacak ana, yapanların ayıbı. Onlar seni almışlar, emniyete götürmüşler ana. Ondan sonra seni sabaha kadar sorgulayıp benim nerede olduğumu sormuşlar, öyle mi ana? Endişeye gerek yok. Hiçbir şey söylemedim. Zaten bir şey de bilmiyordum. Ama onlar bana çok şeyler söylediler. Ne söylediler ona? Duyuyordum. Duyuyordum da inanmıyordum. Sen neler yaptın Miran?
Doğru mudur, değil midir? Konuşsana. Doğru değildir ana. Yalandır, iftiradır desene. Bak ana, sana ne söylediler bilmiyorum. Fakat bunların hepsinin sebebi o Peyman Ayla kızı Asmin'dir ha. Bak ana, benim şerefimle oynadılar. Ailemizin şerefiyle oynadılar ana. Aileden şereften söz etme bana. Zaten sen bugüne kadar hep zorla güzellik olur istedin. Ama akıllanmadın. Bundan sonra aklını başına toplayacaksın. Yoksa külahları çok kötü değişeceksin. Anladım ana. Asmin'in bebesini mi kaçırdın sen? Ana. Bak, bugüne kadar yaptığın her haltın ardında durdun. Ama bu bebe, eğer denilenler doğruysa, bu bebe senin yanındaysa, onun saçının bir teline zarar ver, oğlum değilsin artık. Kıyamete dek iki elim yakandadır. Ha ana, anladım. İyi o zaman. Ana. Buyurun. Bana bak Hasip. Yarına kadar bana Asmin karısını buluyoruz. Bu işlerimi ödeyecek Hasip. Baş üstüne. Sen nasıl istersen. Sizi taburcu ediyoruz ama bir şartımız var. Bir sürü hareketlerinizde çok dikkatli olacaksınız Altay Bey. Anladım. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok istirahat etmeniz gerekiyor. Denerim. Bu kartım. Ters bir durum olduğunda günün hangi saati olursa olsun mutlaka beni arayacaksınız. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun Doktor Bey. Her şey için. Hoş geldin baba. İyi misin sen sincapım? Yüzün bembeyaz. Hayır. İyi değilim baba. Nedir canını bu kadar sıkan? Altay'ın durumu canımı sıkıyor. Anladım. Onu en son gördüğümde öyle çaresiz, öyle yalnız ve bitmiş bir hali vardı ki. Şu bebek meselesi yüzünden mi? Evet. O kaçırılan bebeğin ondan olup olmadığını bilmiyorum. Ama elimde değil, üzülüyorum işte. Altay için. Zavallı bebek için. Meleğim beni. Her şeye rağmen. Evlat sahibi olmanın artık nasıl bir duygu olduğunu anlayabiliyorum baba. Nasıl anlamam ki? Yakında ben de anne olacağım. Altay'ı taburcu etmişler. Ofise gelmiş şimdi. Öyle mi? Gidip göreceğim kendisini. Peki. Beni görmek istemiyor. Sen üzülme sakın. Lütfen gülümse biraz. Tamam baba, sen beni merak etme.
Hoş geldin Mümtaz. Ne var ne yok? Her şey bildiğin gibi. Ne olsun? Haloğlu içeride mi? İçeride, içeride. Ama adamcağızın hali çok perişan. Kalbi de var, çok korkuyorum Mümtaz. Nasılsın Haloğlu? Hiç iyi değilim Mümtaz. Hiç iyi değilim. Sen çok dertlisin abi. Gel biraz dışarı çıkalım da hava al ha? Artık. Altay, şu kaçırılan bebek senin değil mi? Evet baba. Asmin'den bir bebeğim var benim. Ve onu kaçırdılar. Gerçek bu. Mardin'deki şu Miran Ağa mı? O mu yaptı bu iş? Evet o. Fakat yanına kalmayacak. Fidye için mi? Fidye için mi yaptılar? Eğer para içinse şirketin kasası emrine amade olun. Atıf baba. Ömrüm boyunca hakkınızı ödeyemem ben sizin. Ama hayır. Fidye için değil. Öyle olsa belki her şey daha basit olurdu. Miran'ın istediği Asmin. Miran'ın istediği benim. Miran'ın istediği bizi mahvetmek. Antar. Ve ben buna izin vermeyeceğim baba. İzin vermeyeceğim. Miran telefon çalıyor amirim. Ver bana Ahmet. Alo. Alo. Ben Nevin Batıgül. Nevin Batıgül. Buyurun Nevin Hanım, konu neydi? Konu falan yok. Söyleyin Miran Bilirhan'a benimle bir an önce irtibat kursun. Alo. Ne oluyor orada? O sesler ne? Telefondandır herhalde. Alo. Alo. Ha, Miran Ağa. Konuyu bilmeden görüşme yapmıyor Nevin Hanım. Konu neydi? Ağız mı arıyorsunuz siz? Kimsiniz? Kapatıyorum. Anladı. Nevin Batıgül mü amirim? Nevin Batıgül. Teğmen'in karısı Nevin Batıgül. Amirim, bu kadının ne alıp veremediği var ki Miran Ağa'yla? Bilmiyorum Mehmet. Ama anlayacağız. Anlaşılacak. Arama var. Kaydedelim hemen. Alo. Osmin. Miran. Benim ben. Beni dinle Osmin. Bu gece yanıma geleceksin. Gelirim. Gelirim Miran, neredesin? Seni aldıracağım ben. Geleceğin yeri az sonra arayıp bildireceğim. Tamam, nasıl istersen. Gece yarısı tam söylediğim yere geleceksin Osmin. Fakat geldiğinde... Yanında ne polisler olacak,
ne de o asker bozuntusu Teğmen. Anladın? Tamam, merak etme. Asmin, eğer birine haber verecek olursan anlarım. Şüphelendiğim anda oğlanın kellesini kopartır, önüne atarım. Anladın mı Asmin? Bir an ne istersen yapacağım. Telefon bekleyeceğim. Gece saat 12'de nereye istersen oraya geleceğim. Kimse bilmeyecek, yemin ederim. Senden tek istediğim ne olursun oğlumu bırak beni al. Bir tek bunu istiyorum Miran, sana yalvarıyorum. Ne olur oğluma zarar verme. Sana yalvarıyorum. Bana bak Asmin, ağlama. Benim karşımda ağlama. Sana dediğim yerde tam saatinde ol yeter, anladın mı Asmin? Ya Asmin Hanım, vuslatımız bu geceymiş. Hadi bakalım, hayırlısı. Gidelim Asmin. Tekrar aradı amirim. Sözleştiler. İran Bedirhan polis yok diye söz istedi. Asmin Şahtiyan bu gece yarısı onunla görüşmeye gitmeyi kabul etti. Yeri? Onu bir yerden aldıracak. Aldıracağı yeri de sonra bildirecek. Dikkatli adım atıyor. Pekala. Asmin Şahtiyan bizim bunu bildiğimizi bilmesin. Biz hazırlıklara başlayalım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Of Mümtaz. Dert bir değil, iki değil. Öyle dertliyim ki, dertli dolap gibi. Sen kahretme Peyman'ım. Sen dimdik ayakta dur. Baba yüreği taş mıdır Mümtaz? Bu kadar acıya nasıl dayanıyor? İnan ki şaşıyorum. Geçecek. İnşallah hepsi geçecek. Ama sen sağlam duracaksın ki evlatlarına bir hayrın dokunsun. Ben buradayım. Ama ruhum burada değil ki. Biliyorum. Biliyorum. Kızımın yanında olsam bir türlü. Of. Şu Teğmen. Bana kalırsa helal süt emmiş biri. Haklısın dayı oğlu. Ben de anladım. Geç oldu ama anladım. Şu müşkülü bir atlatsalar. Burnumda tutuyordu. Sonra bu haber geldi. Görmedim. Kavuşamadım, koklayamadım. Aldılar vahatımı elimden. Asmin, lütfen bir lokma bir şey ye. Altay, yiyemiyorum. Şu an yanımızda olmasa da oğlumuzun bize ihtiyacı var Asmin. Bizim güçlü olmamıza ihtiyacı var. Biliyorum. Ve eğer güçlü olamazsak onun için hiçbir şey yapamayız. Altay, biliyorum. Biliyorum ama... Ben çok bitkinim. Ben biraz uyumak istiyorum. Tamam. Sen geç içeri. Uyu biraz. En ufak bir şey olursa ben seni uyandırırım, haber veririm. Merak etme. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Asmin. Altay, sarıl bana. Sanki bir daha hiç sarılmayacakmışsın gibi sarıl. Merak etme Asmin. Geçecek bunlar. Geçecek bir tanem.
Sen geç şimdi yat. Ben buraları toparlarım. Kilometre mesafede cadde üzerinde bir benzin istasyonu var, anladın? Evet, anladım. Bu gece, tam gece yarısı tek başına oraya geleceksin. Bizim arkadaşlar seni alacaklar. Anladım, biliyorum orayı. Sen yeter ki çocuğuma bir şey yap. Yalvarıyorum sana ona, bak, her istediğin. Sakın hata yapma Asmi. Gözlerin bağlı olacak, güçlük çıkarmayacaksın. Evet, tamam. Tam zamanında orada. İnşallah anladım. Tamam. İyi misin bir tanem? İyiyim sevgilim. Neden kapıyı kilitledin? Alışkanlık, hep kilitliyorum ya. Telefonda kimle konuşuyordun peki? Annemle. Nasıllar peki, iyiler mi? Aynı. Peki. Sen yat o zaman, olur mu? İyi geceler. Tamam. İyi geceler. Buluşma noktası burası arkadaşlar. Benzin istasyonu. Benzin istasyonunun krokisi de burada. Buluşma tam gece yarısı olacak arkadaşlar. Sizler buraya dikkat çekmeden konuşlanmış olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Peki anneyi operasyona dair bilgilendirecek miyiz? Asmi Şahtiyan'ı? Hayır, hayır. Onun bilgisi olmuş. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi toparla kendini canım. Of Mümtaz. Öte yanda Mardin'de bir felaket bıraktım geldim. Bak Mardin'den iyi haberler geliyor ama. Gülen'in şuuru yerine geliyormuş. Doktorlar yakında iyi olur demişler. Burada da polis var gücüyle çalışıyor. Belki sabaha kalmaz torunun annesinin kucağına kavuşur. He? Bana öyle geliyor. İnşallah tabii olur. İnşallah. Torunuma bir şey yapar mı bu adam? El kadar masum bir bebeğe zarar verecek kadar zalim midir ha? Zalim değildir diyemem. Çünkü zalimdir. Ama bildiğim bir şey varsa Allah razı gelmez böyle şey. Allah razı gelmez. Sen içini ferah tut. Gucu 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 gucu. Gucu 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 gucu. Ona bak Fatu, aslanımı iyi bak ha. Anası geldiği zaman aslanıma bakmamışsın, beslememişsin diye yüzümü falan tırmalamasın. Bana bak Feyruz.
O anası var ya, o anası. Tırmalara. Hepinizi yırtar atar. O yüzden ne yapacaksın? İşi çabucak bitireceksin. Anlaşıldı ağam. Vakit tamamdır ağam. Hadi bakalım Feyruz. Göreyim seni. İşi bitir gel. Merak etme ağam. Hadi. Az kaldı Hasip. Az kaldı. 2 saat sonra anası karşımda olacak. Ya sonrası ağam? Sonrası. Her şey burada yazılı Hasip. Dakika dakika, saniye saniye intikamımı alacağım. Böyle damla damla akacak intikamım. Arif. Sizin bu Nevin Batıgün aradı sonunda bizi yüzbaşım. Yani Miran Bedirhan'ı aradığını sanıyordu. Vay canına, ne istiyormuş? Miran Bedirhan benimle bağlantı kursun dedi. Cemşit aracılık ediyordu herhalde. Dahası da var amirim. Aynı telefondan defalarca görüşme yapılmış Nevin Hanım'la. Vay vay vay. Bu son bilgileri İstanbul Emniyetindeki arkadaşlarla paylaşsak iyi olacak. Ne dersin yüzbaşım? Haklısın, kaybedecek vakit yok.
Mardin Emniyetinden faks geldi amirim. Allah Allah. Tuhaf. Çok tuhaf. Tuhaf olan ne amirim? Nevin Batıgün'ün Miran Bediran'la bağlantısı var diyorlar. Defalarca da telefonla konuşmuşlar. Nevin Batıgün, Altay Batıgün'ün eşi olan mı? Evet Özgür. Ünlü iş adamı Atıf Batıgün'ün de kızı oluyor yani. Evet, ta kendisi Özgür. Kaybedecek vakit yok. Ne yapacağız amirim? Alacağız Özgür. Sorgu için alacağız. Bizi Miran Bediran'a götürecek anahtar belki Nevin Batıgün olacak. Beklemek zorunda mıyız? Benim acelem vardı. İleride trafik polisi var hanımefendi. Gece gece ceza yemeyelim şimdi. Zaten geldik Seyir. Dediğiniz benzin istasyonu hemen şu ilerisi. 200 metre sonra. Hay Allah'ım ya. Bozulacak yeri bulmuş bu arabada. Kim olabilir ki bu saatte? Allah Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim o Fazilet? Polis Sema Hanım. Polis mi? Hayırdır, ne oldu? Bir şey mi var? Nevin Batıgün burada mıydı acaba? Evet. Buyurun benim. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Şimdi mi? Allah Allah. Nedir mesele memur bey? Bir konu hakkında Nevin Hanım'ın ifadesi alınacak. Nevin, sen bir şey anladın mı kızım? Hayır anne. Hayır anlamadım. Olur mu böyle saçma şey canım? Gece yarısı apar topar. Ne ifadesi? Yarın gelir gerekirse. Aldığımız emri böyle. Lütfen güçlü çıkartmayın. Buyurun. Peki tamam. Ben gidiyorum baba. Ben böyle saçma şey görmedim. Kusura bak. Sen hemen avukatları ara. Neden götürüyorsunuz beni? Bir suç falan mı işlemişim? Merkezde öğrenirsiniz Nevin Hanım. Buyurun. Abi iyi akşamlar, yardımcı olalım. Lastiklere bir bakıver yavrum. Hemen abi. Buyurun. Bozuk yok muydu abla? Önemli değil ustamız. Sadece 8 lira yazmıştı. Asmin Hanım. Benim. Buyurun arabaya gidelim. Oğlum nerede? İyi mi? Merak etmeyin. Oğlunuzun olduğu yere götüreceğiz sizi. Tamam. Arabaya bindiğimizde gözlerinizi bağlayacağız. İtiraz etmeyeceksiniz. Bakın bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Yeter ki oğluma sağ salim kavuşayım. Yeter ki onu bana geri verin. Ben her şeye razıyım, ne olur. Tamam o halde, anlaştık. Buyurun arabaya gidelim. Dur! 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 Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor?
bırakın! Geç şuraya! Sen! Dışarı çık! Polis! Ne oluyor bırak! At bacaklarını at! Ya hayır! Kıpırdama! Hayır! Hayır ne yaptınız? Tamam hanımefendi. Tamam. Hanımefendi. Neden lütfen yaptınız? Uzaklaşın. Uzaklaşın lütfen buradan. Neden yaptınız bunu? Sakin ol Asmin. Bunu Asmin. Neden yaptınız? Asmin Hanım lütfen. Lütfen uzaklaşın tamam. Asmin Hanım. Asmin lütfen. Bırak beni Altay. Bırak beni. Lütfen beni sakin ol. Beni olduğuma götüreceklerdi. Ne olursun bırak. Tamam. Altay bırak. Bırakın. Bir an yaşak bir yüzük bebeğim. Asmin. Bırak lütfen. Ne olur bırak. Yaşanmaz bir an. Ne olur bırak seni. Saat kaç oldu Hasip? 10 geçiyor ağam. Almışlar mıdır Asmen'i? Almışlardır. E oldularsa neden hala ses soluk çıkmıyor Hasip? Az bekleyelim ağam. Vardır bir bildikleri. Sen ara şunları Hasip. Biraz beklesek ya. Hasip ara dedim sana. Ne oluyor Hasip? Feyruz telefona bakmıyor ağam. Ya o neden bakmıyor Hasip? Ne oluyor ya? Tamam telaşlanma ağam. Bir de Muharrem'i arayalım. Ne oluyor Hasip? Muharrem'in telefonu kapalı görünüyor ağam. Yahu Hasip bunların telefonu neden kapalı? Neden cevap vermiyorlar Hasip? Bilemiyorum ağam. Yoldalardır. Telefon çekmiyordur. Hemen telaş etme. Az bekleyelim ağam. Peki Hasip. Bekleyelim. Senin dediğin olsun Hasip. Bu sefer de bekleyelim Hasip. Bırakın onları. Tamam canım. Bıraksaydınız ben de gitseydim. Neden engel oldunuz? Altay anlamıyor musun? Bebeğimize zarar verecekler. Lütfen Asmin. Asmin. Altay. Tamam, tamam. Altay tamam, ne canım. Olur. Tamam canım, sakin. Nasıl sakin olayım Altay? Bırakın! Bırak! Gelin. Asmin Hanım, birkaç soru soracaktık. Mümkün mü acaba? Hadi rahat bırakın bizi. Kaçırılan bebek sizin neyiniz oluyor Altay Bey? Kaçırılan bebek benim oğlum oldu, tamam mı? Oldu mu? Lütfen diyorum. Nevin Batıgün'le evli olduğunuzu biliyoruz çünkü. Yeter artık! Rica ediyorum gidin buradan. Peki, geçmiş olsun. Bırakın beni. Ne olur bebeğim. Tamam. Adamların isimleri Feyruz Çakar ve diğerinin ismi de Muharrem Korkmaz. Bilgilerini alabilir miyim? Anlaşıldı. Bir saniye lütfen. Altay bırak! Amirim. Nedir durum? Adamların isimleri Feyruz Çakar ve Muharrem Korkmaz amirim. İkisi de Mardin doğumlu. İkisi de Miran Bedirhan'ı tanıdıklarını inkar ediyorlar amirim. Neydi o ikincisinin ismi? Muharrem ne? Korkmaz amirim. Direksiyonda o vardı. Ancak üzerinden ehliyet çıkmadı. Miran Bedirhan'ın şoförü o. Jandarmayı vurduklarında yanında Hasip Kara ile birlikte o da vardı. Geç. Anlatın bakalım çocuklar. Komiserim, kısaca gelişmeleri öğrenebilir miyim? Ya nereden çıktı bu adamlar? Niye izin veriyorsunuz arkadaşlar ya? Bebek fidye için mi kaçırıldı? Hadi. Kardeşim bu gizli bir operasyon. İşimizi engelliyorsunuz. Hadi bakalım. Komiserim, hadi geri komiserim. Dur, geri dur. Tamam arkadaşlar, geri dur. Nereye götürecektiniz Asmin Şahtiyan'ı? Ağanız nerede? Biz bir şey bilmiyoruz. Bu işle de hiçbir alakamız yok. Emniyete gittiğiniz zaman konuşursunuz. Götürün bunları. Bin hadi bin. Bırak götürüyorlar. Altay bırak beni öldürür öğrendi yandan Altay bırakın Asmin. Ne olur bırakın Altay bırak İyi misiniz Asmin? Bırakın. Şu an pek iyi durumda. Lütfen siz de bizimle gelin ifadenize başvurunca. Bırakın bebeğimi. Burada. Bitti Altay her şey bitti farkında değil. Tamam bekliyoruz. Avukat gelmiyor mu daha? Geliyorsun, yolda. Yavrum iyi misin? Ne istiyorsunuz benden? Ne yapmışım ki ben? Böyle gelin bu taraftan hadi. Nevin korkma, avukatın yolda geliyor.
Biz de içeri girebilir miyiz? Hayır efendim, sorgu odası orası, olur mu öyle şey? Hadi çabuk. Geç oldu. Bize gidelim. Bizde kal istersen. Yok dayıoğlu. Ben hastaneye gideyim. Kızımı perişan bıraktım. O zaman ben seni bırakayım önce. Peki. Bir kahve içerisen sonra gidersin. Tamam. Peki o zaman. Hasip! Buyur ağam. Bir daha ara şunları. Ağam. Daha demin aradık ya. Ya aradıysak aradık. Gene ara. Baş üstüne ağam. Cevap vermiyor ağam. Bir şeyler oluyor Hasip. Bir şeyler oluyor onlar ben. Telaş etme ağam. Belki telefonlar ihtiyattan kapalıdır. Bence Asmin şimdi yoldadır. Biliyorsun yolda uzun. Ben seni anlıyorum ağam. Sabırsızlığını anlıyorum. Az sabır ağam. Asmin'i ara. Ağam, Asmin telefon polis dinliyordur ağam. Yahu ara dedim sana. Peki. Cevap vermiyor ağam. Ya ne oluyor Hasip? Ne oluyor ya? Sen söyle Hasip, ne oluyor? Bilmiyorum ağam. Bir anlasam. Hasip. Eğer öbür tarafta bir kohbelik dönüyorsa. Eğer bize bir tuzak kurulduysa. Eğer o Asmin arkasına polis takıp buraya gelecek kadar aptallık ederse. Bitiririm onu Hasip. Gözünün yaşına bakmam, alnının ortasına sıkarım Asin. Anladın mı Asin? Asin'im biraz su için iyi gelir. İstemiyorum. Ah Asin. Neden bana bir şey söylemedin? Kendini nasıl böyle bir tehlikeye atabilirsin Asmin? Altay! Altay söyleseydim oğlumuzu öldürecektim. Ve şimdi de öldürecek zaten çünkü. Çünkü onu polise ihbar ettiğimi zannedecek. Her şey bitti, anlamıyor musunuz? Bunu anlamıyor musunuz? Her şey bitti. Henüz bitmiş, hiçbir şey yok Asmin. Her şey bitti. Lütfen sakin ol, inan bana. Meryem, geçmiş olsun. Komiser, neden yaptınız bunu? Neden yaptınız bunu? Asmin, sakin. Mahvettiniz. Her şeyi mahvettiniz. Aldığı her şey bitti. Sizin yüzünüzden. Asmin Hanım'a birkaç soru soracağım. Şu an Asmin'e sorularınızı yanıtlayacak hali yok komiser bey. Bebeğim gitti, bebeğim gitti, bebeğim. Keşke operasyonla ilgili bizi daha önceden bilgilendirseydiniz komiser bey. Bilgilendirseydim Asmin Hanım onlarla bizden habersiz buluşmanın yollarını arayacaktı. Öyle değil mi Altay bey? Oğlumun canına kıyacak. Minicik bebeğimin canına kıyacaklar. Siz farkında mısınız bundan? Sizin hiçbir kalbiniz yok. Canım. Hiçbir anlamıyorsunuz. Hiçbir anlamıyorsunuz. Kızım kolonya getirsene. Kolonyayla olacak şey değil komiser bey. Asmin çok yıprandı artık. Çok üzüldü. Sinir krizi geçiriyor şu anda. Görmüyor musunuz? Hiçbir şey geçirdiğim yok. Ben iyiyim. Oğlumu bulun. Oğlumu bulun sadece. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Bir sakinleştirici yapmamız gerekiyor bence. Benim... Altay Bey, isterseniz doktor getirelim. Bey, ambulans çağırın. Hayır, gerek yok. Asmin'in zaten bir doktoru var. Asmin. Asmin. Telefon nerede? Telefon nerede? Fikret'i arayacağım Asmin. Telefon nerede? Fikret ne yapabilir ki? Sizi alsın. Fikret ne yapabilir? Bekle beni, hemen her geliyorum şey ben, tamam mı? Her şey hemen bitti. Geleceğim. Altay beni bırakma. Beni bırakma ne olur, bırakma beni. Beni bırakma. Ay, ay. Lütfen Asmin Hanım, sakin ol. Lütfen. Lütfen.
Şey, bu gecenin bir yarısında seni rahatsız etmek istemedim ama kusura bakma. Yok, yok, önemli değil. Ne oldu? Asmi sinir krizi geçiriyor Fikret. Siz neredesiniz peki şimdi? Evde misiniz? Hayır, emniyetteyiz. Bir iki olay oldu da gece. Her şey yolunda mı? Şimdi yolunda. Yani yolunda sayılır. Tamam. Altay bak, sen Asmin'i hastaneye getirebilir misin? Bakırköy'e. Tabii getiririm. Tabii. Ben de yarım saate kadar gelirim, tamam mı? Tamam Fikret, orada görüşürüz o zaman. Çok sağ ol Fikret. Görüşürüz. Dostunuz Miran Bedirhan'ı anlatın Nevin Hanım. Kendisiyle nasıl bir işbirliğiniz var? İşbirliğim falan yok. Nasıl yok? Defalarca telefonda görüşmüşsünüz. Bütün görüşme kayıtları elimizde. Yalan söylüyorsunuz. Bana bakın Nevin Hanım. Bizim tepemizi tasına attırmayın. Avukatım gelmeden size tek kelime söyleyecek değilim. Yok avukat mavukat. Avukat sonraki iş. Siz olayın ciddiyetinin farkına varamadınız galiba ha? Siz beni neyle suçluyorsunuz? Burada soruları biz soruyoruz. Miran Bedirhan kanun kaçağı. Onunla ne görüştünüz? Onunla aranızdaki ilişki ne? Hepsini anlatacaksınız bize. Mardin'de kocamın canını kastetmişti. Oradan tanıyorum. Oldu mu? Oldu. Şimdi konuşmaya başladık. Bakın büyük bir hata yapıyorsunuz. Size uyarıyorum. İşin sonunda canınız yanacak. Şimdi lütfen bırakın da gidin. Otur yerine Nevin Hanım. Miran Bedirhan'ı neden aradınız? Kendisiyle neler konuştunuz? Hepsini anlatın. Ama hepsini! Bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın! Ne demek? Nasıl zor kullanmak? Çok fena şeyler olur Nevin Hanım. Çok fena. Kocamı öldürmesin diye. Onun canına kıymasın diye aradım onu. Tamam mı? Onun canına kıymasın diye yalvarmak için aradım onu.